Yes, we start. Welcome to this press conference. We have a big game tomorrow here in Östersund. Östersund Galatasaray in the Europa League qualification. And welcome, Ivo Tudor and Jari Rodriguez to Östersund for the summer in Östersund. We can have this press conference in English and Turkish. We have help with Turkish for everybody, and even Swedish if someone wants to ask something in Swedish. We have can translate even that. So, but yeah, do you want? Yeah. We start with the players because he's gonna train 7 p.m. You want to say something for the Turkish journalist? Östersund takımı olarak öncelikle herkese hoş geldi. Igor Tudor, Mertçetin, Rodriguez sizlere de hoş geldiniz. Tekrar Östersund'a hoş geldiniz Östersund takımı olarak. İlk olarak geri Rodriguez'i sormanız lazım. So it's not our job to ask questions, it's your job, and please use the microphone and welcome. Yes. Öncelikle yarınki maç için Doğanar Ajansı'ndan Serhan Türk, yarınki maç için başarılar diliyorum. Nasıl bir kamp dönemi geçirdiler? Östersund takımı ligin ortasında ve kendi sahasında iyi maç dönülmüyor. Kendileri de hazırlık dönemi geçirdiler. İlk kez bir ciddi sınava çıkıyorlar. Neler düşünüyor? The question is like this: what would you like to say about the preseason camp? It will be the first serious official game of Galatasaray, and our opponent is in the middle of the season. So what would you like to say about the preseason camp and tomorrow's game? The preseason went good. And now the focus will be on tomorrow, and I think it's good for everyone that tomorrow starts the serious games, the tournament starts, and the focus must be there. And for them it's okay, they are now in the middle of the season, they are in good shape. It's good for them, but we are working on outside now, and the focus is for tomorrow. İyi bir hazırlık kampı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yarınki maçın gelmesi, bu turnuvanın başlaması bizim için çok çok olumlu diye düşünüyorum. Evet, rakibimiz sezonun ortasında olabilir, iyi bir durumda olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımız. O yüzden bizim de tamamen odaklandığımız kendimiz ve yarınki maç. Şu anda tamamen konsantrasyonumuz bunun üzerine. Vatan Gazetesi Yalımcan Sarpyer. Rodriguez'e yani şunu sormak istiyorum aslında. Bakıldığı zaman çok da iyi bir kura çekmedi aslında. Çünkü olabilecek en uzak mesafelerden bir tanesine geldi. Çok farklı bir hava koşulunda, farklı bir zeminde oynayacak gibi dezavantajlar gözüküyor. Peki Galatasaray'ın yarın avantajları ne olacak rakibi karşısında? It seems that there are some disadvantages like artificial grass, weather conditions. So what will be our advantages tomorrow against our opponent? No, there is no advantage. Tomorrow is a serious game, so for both sides, for them and for us. And of course, we are not used to on this pitch, but we have to do this tomorrow. And we came here for the win, and we have to focus on that and not to look what is not the adventure, what is the adventure. If we focus on ourselves, I'm sure that it will be good for us. Aslında avantaj, dezavantaj diye değerlendirip çok fazla bu konuya girmemek lazım. Sonuçta yarın çok ciddi bir maç oynayacağız ve yapmamız gereken bence buradan galibiyetle ayrılmak. Dediğiniz doğru, mutlaka bu sahaya alışık değiliz, suyun içinde oynamaya alışık değiliz. Ama bunu düşünmek sizin, avantaj ve dezavantaj düşünmek sizin en iyi şekilde konsantre olup yarın buradan güzel bir sonuç vermek istiyoruz. Başka soru soramam. Any other questions to the player? Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you. Thank
Okay. What kind of game do you expect tomorrow? What have you learned about Östersund as a team? Yarınki maçtan beklentiniz ne? Takımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Rakibinizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? I expect a difficult game. Zor bir maç bekliyorum. Not because this is a thing I should tell in this moment. Yani bu sadece bunu söylemek için, söylemiş olmak için demiyorum. It's because I really believe in this. We are talking about one good organized team. Gerçekten buna inandığım için söylüyorum. Zor bir maç olacağını inandığım için. Defending and attacking in a really way you can recognize good work of the coach. Defansif olarak ve ofansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynuyoruz. O yüzden yarın zor bir maç bizi bekliyor. Belli ki iyi bir şekilde çalıştırmış bir hocaları var. Because of this and because of all this advantage you already know about pitch, about our early start season, I expect a difficulty, really. O yüzden yarınki maçı, demin de söylediğim gibi zor bir maç bizi bekliyor. Sizin de söylediğiniz, bildiğiniz gibi koşullar, saha şartları, diğer taraftan sezonu erken açmamız, organize bir takıma karşı oynamamız, zor bir maçın bizi beklediğini söylüyor. It's a really particular situation because of early start and the late finish of the last season and national team games where we have few players. Now we are in a situation that with two and a half weeks, some players like Selçuk, Gary Rodriguez, they need to play serious games. So the situation is very special, but there is no excuse because we want to pass the next round and we will pass. Tabii ki özel bir durumun içindeyiz, şu şekilde özel bir durumun içindeyiz. Geçen sene sezonun geç bitmesi ve bu sene de bizim sezonu erken açmamız. Diğer taraftan milli takıma giden arkadaşlarımız, Selçuk'u sayabiliriz, Geri'yi sayabiliriz. 2 hafta, 2,5 hafta antrenmanla böyle çok önemli maça çıkacaklar. Tabii ki bunu kesinlikle bir bahane olarak söylemiyorum. Maçın sadece zorluğunu anlatmak için söylüyorum. Ne olursa olsun bizim buradaki amacımız tabii ki turu geçmek. Can we get? Antep'e bir spor. Başarılar diliyorum ki mücadeledi. İstanbul'da yapılan bir kamp, sıcak bir hava. Sonrasında Slovakya kampı, yine İstanbul'da benzer bir hava. Burada da yaklaşık 7-8 derece dolaylarında akşam saatleri. Hava sıcaklığı olacak. Ve yanılmıyorsam bir suni için. Nasıl etkiler bu futbolcuları? Özellikle bu hocamızın da belirttiği gibi kamp döneminin denk gelmesi negatif anlamda bir etki yaratır mı takım üzerinde? We have started the pre-season camp in Istanbul. It was hot, and then later on we went to Slovakia. It was not that cold, but when we come here, we found the cold weather situation plus artificial grass. So how the team will be affected by the weather conditions and the artificial grass? No, well, weather I don't believe it to be a problem because we came from warmer to colder. So it would be maybe a problem if it happens opposite situation. About whether it would be benefit to come and play in this kind of temperature. About pitch, okay, we have one training. I think it would be enough to adapt to this kind of football. There is a ball, the rules are same, 11 against 11, so I don't think that this will be so important to decide the result in the end. Of course, it's a small advantage for them, this is for sure. Öncelikle hava şartlarıyla başlayalım. Tabii ki hava şartları eğer soğuk bir yerden sıcak bir yere gitseniz o dezavantaj olabilir. Ama biz biraz daha sıcaklardan daha soğuk bir yere geldik. Bence bunun çok büyük bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi iyi de olabilir. Bizim avantajımıza da olabilir. Saha şartları sonuçta ne olursa olsun, nasıl bir zemin olursa olsun 11-11 oynuyorsunuz. Bir top var ve aynı kurallar. Mutlaka rakibimizin biraz daha alışık olduğundan ötürü biraz daha belki saha açısından avantajlı olduğu doğru. Ama önümüzde bir antrenmanımız var. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz antrenmanda bu sahaya adapte olabilmek için bence yeterli bir zaman. Tobias, Swedish Television. What did you know about Östersund as a football club before the draw and what do you know now? Kura'dan önce takımla ilgili, rakibinizle ilgili ne biliyordunuz, şimdi ne biliyorsunuz? Honestly, not too much. Now, I know the team, I know I saw 3 games of them, I know them in the cup. So what I said before about their quality, there is a, of course,
the level is that one. In this, I don't need to underestimate nobody. But as I said, we are in the middle of season, so good organization plus all this advantage with the pitch. And I can repeat what I said to my guys. I said to my guys that we didn't have a luck with the draw. So really, it would be necessary in this particular moment, especially for our team, with the problems I said about not training enough for this kind of competition. I expect a difficult one. Kura çekilmeden önce aslında çok fazla bilgim yoktu ama Kura'dan sonra tabii ki bayağı bir bilgi edinme şansı buldum. Kupayı kazanmış bir takım, ligleri devam ediyor, bayağı bir maç oynadılar. Biz de maçlarını seyretme fırsatımız oldu ve zor bir takım, zor bir maçı çıkacağız. Zor bir maçı çıkacağımdan kastım da demin de söylediğim konular tabii ki buna dahil. Bizim sezonu erken açmamız, diğer taraftan geçtiğimiz sezonu geç kapatmamız, aramıza geç kapatan milli takımdan gelen arkadaşlarımız hepsi birleştiği zaman tabii ki zor bir maç bizi bekliyor. Saha şartları, hava şartları ve demin de söylediğim gibi organize bir takıma karşı oynayacağız. Ne yaptığını bilen organize hem ofansif hem defansif iyi oynayacağız olan bir takıma karşı oynayacağız. Ama ne olursa olsun tabii ki hedefimiz buradan turu geçmek. Mehmet. İki sorum olacak. Öncelikle Fernando'yu sormak istiyorum. Sakatlığı vardı acaba? Kadroya girebilecek ya da oynayabilecek düzeye geldi mi Belanda? Önce bunu soralım. What would you like to say about Belanda? He got injured tomorrow, will he be on? We had luck in last game with two important players this morning. They get injured, we'll see today or tomorrow. I am not sure. This is how is it? Son oynadığımız hazırlık maçında çok şanssız bir maç oynadık aslında. İki tane önemli oyuncumuz sakatlandı. Belanda'nın durumu da bir antrenmanımız daha var. Ona da çıkıp bakacağız ama tam emin değilim. Hemen şunu sormak istiyorum. Bu tip maçlarda deplasmanda atılan goller çok önemli olabiliyor. Hazırlık kampı dönemince de Galatasaray kendi yorumunu söylüyorum. Daha çok mücadele eden geçen seneye göre daha çok koşan ama ileride istediği hücum ataklarını yapamayan Galatasaray şeklinde gördüm ben. Acaba kendisi buna katılıyor mu? Katılıyorsa bu maç öncesi nasıl bir çözüm? He said that in these type of games, the goals that you score in an away game is so important. But especially in the preseason camp, in the game that we have, in the game that we have played, offensively we were not that creative. So, do you agree with it? What would you like to say about the offensive phase of the game tomorrow? I can repeat what I said before. We cannot even speak about preseason, because there is no preseason this year. Preseason is the moment when you can work hard however you want, but we couldn't do this because of this game. So the moment is like that, and it will be accepted. You know, we have our quality, of course. We're expecting also in the next period. The new players will come, okay? But I think the quality we have in this moment will be enough to pass this round. Demin de söylediğim gibi aslında bu sezon için sezon başı kampından bahsetmek çok da doğru olmaz. Çok kısa bir zamanda çok önemli bir resmi maça çıkıyoruz. O yüzden bu maçtan ötürü istediğimiz gibi bir sezon kampı zaman açısından geçiremedik. Tabii ki çok fazla çalışabileceğimiz bir zamanımız olmadı. Diğer taraftan önümüzdeki zamanlarda mutlaka aramıza katılacak yeni arkadaşlarımız da olacaktır ama şu anda elimizde bulunduğumuz kalite de, oyuncu kalitesi de bu turu geçmek için yeterli diye düşünüyorum. Mehmet Hocam. Mehmet Hocam, Sabah Gazetesi. Mert Hoca'ya Snyder'e sormak istiyorum. Takım olarak maça konsantre olmuş olabilirsiniz ama Galatasaray camiası 10 gündür Snyder konuşuyor. Bu konu hakkında herkes fikrini söyledi, Snyder de fikrini söyledi ama hocadan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bu konu hakkında yorum yapmak ister miyim? What would you like to say about Wesley? Of course, we have an important game, we focus on the game, but on the other hand, the spectators, everybody wants to know about the subject. Wesley also made some comments about this subject, so as a coach, would you like to say something about Wesley's situation? No, I just know that they are speaking between them, and they will take the best decision for the team. Maximum focus, really, I focus on the team, because it's important to start a new day.
Şu anda kulüp ve oyuncu görüşüyorlar. Mutlaka kulüp için de oyuncu için en doğru karar alınacaktır. Şu anda benim hoca olarak tamamen odaklandığım takımım ve yarınki maç. Çünkü iyi başlamak bizim için önemli. Nevzat Namiliyet, yarınki maç için ben de başarılar diliyorum. Gomis, Belhanda ve Maicon transferi yapıldı. Bunun dışında Mariano ve Tegoli isimleri de konuşuluyor. Hoca istediği takımı oluşturabileceğine inanıyor ona. We have already signed with three important players and there are some other players. It's been written that they will come, they will join to us. So you think that you have created the team that you really want? We are working, as I said before, we are working with the players who will come. In the meantime, main focus is on the game tour. Çalışıyoruz tabii ki. Hedef mutlaka istediğimiz takımı oluşturmak. Demin de söylediğim gibi yeni arkadaşlar da aramıza katılacaktır ama şu an için odaklandığımız tamamen yarınki maç. Final two questions. Öncelikle Galatasaray'a başarılar diliyoruz Anadolu Ajansı'ndan. Galatasaray Östersund takımıyla eşleştiğinde Östersund takımında büyük bir sevinçle karşılandı. Ayrıca geçen haftaki lig maçında ise Östersund takımı Türkçe bir mesaj verdi. Galatasaray'la eşleşmiş olduğunu, mutluluğunu dile getirdi. Galatasaray cephesinde Östersund takımı ile karşılaşmayı nasıl yaşandı? Bunu bize anlatır mısınız? Dolayısıyla Östersund'da bu çok büyük bir mutlulukla karşılaştı. After the draw, that our opponents became so happy, the players, all the club became so happy that they would play against Galatasaray. So what did we feel when we saw that he will play against them? As a club, as players, how did you feel? You felt happy also. I'm talking 20 minutes about this. What I need to now repeat again. We didn't think nothing. We just start to watch the cassettes to understand which kind of team is it. We are 100% in, very motivated, very focusing, because this is a football like you know, and to not allow any kind of surprise. Even with this problem, I was speaking 15-20 minutes. Aslında 15 dakikadır hemen hemen bu konu üzerinde konuşuyoruz. Herhangi bir şey hissetmedik tabii ki bu kura çekildikten sonra. Tamamen odaklandığımız rakibimizle bir an önce hemen kasetlerini seyretmeye başladık. Oyuncuları seyretmeye başladık, rakibimizi anlamaya başladık. Herhangi bir sürpriz yaşamamak için. Ve demin de belirttiğim problemlerle beraber, demin de size belirttiğim problemlerle beraber herhangi bir sürpriz yaşamamak için tamamen rakibimize odaklandık. Final question. Adam Jansson from Swedish Media. Is there any player in Östersund Zafco that you guys really feel is a big threat for you these two games? Rakibimizde herhangi bir tehdit uyandıran oyuncular var mı sizin için? Tehlikeli gördünüz. You have few interesting players. Evet, birkaç tane enteresan oyuncularınız var. Teşekkür ederiz. Thank you very much. Thank you very much. Şimdi teşekkür ederim. Let's start.